Böyle basınca buraya mı geçti gerçekten? Neyse. Selamlar arkadaşlar. Evet. World of Warcraft'ı bıraktığımızdan beri, diyelim daha doğrusu oynayamadığımızdan beri birçok oyun oynama şansı buluyorum. Steam'de kütüphaneme pek çok oyun ekledim. Gris de onlardan biri. Gris için çok iyi yorumlar aldım. Biraz YouTube'dan falan baktım. Ne oynamaya karar verdim. Bakalım yani nasıl bir şey bizi bekliyor. Böyle sanat eseri falan diyorlar işte, Ori gibi diyorlar falan. Bakalım Ori gibi mi? Kadın karakter galiba bizim avatarımız. Yani güzel bir başlangıç. Geçemiyoruz galiba. Şu an bütün tuşlara basıyorum ama o düşüşü hissiyatı bize verecekler galiba. Sonuna kadar ya da bu bizim normal intromuzdu. Nomada Studio, teşekkür ediyoruz. Çöküyor galiba. A tuşu, zıplama ne? Yani ilk başları diye şey yapmıyorum ama ya tabii ağır başladık yine bu Great War The Valiant Hearts'tan sonra belki şey yapar şu anda beni yavaş geliyor olabilir. Yani neticede bir intro veriyor bize oyun şu anda. Düşüp duruyoruz derken ara sinematik gibi bir şey girdi galiba. Evet, normale döndü oyun şu anda bu zıplama. Bir şey yok başka, tamam. Şimdilik. Şimdilik.
Şu an şu taş hareket ediyordu da az önce ona odaklandım. Bir şey olacağı yok onunla. Şuradaki taşlar hareket ediyor ya. Okay bro. Çok fazla değil mi 5 dakika boyunca yürümemiz? Okey, bir şey bulduk. This? Yıldız bulduk galiba. Şu an merakla oynuyorum. Bir şey bulmam umuduyla. Bir şeyin önünün üstüne çıkamıyorum. Double jump yapamıyorum. Kayma yapamıyorum. Herhangi havada dua edeyim olmuyor. Dua edeyim zıplayayım olmuyor. Buraya zıplayamıyoruz. İki yıldız edindik. Ha, yıldızlar bunun için mi? Şu anda 3 yıldıza ihtiyacım var. Yıldızın biri orada. Yukarıda nasıl edineceğiz onu? Oh yeah. Peki mevcut yıldızlarım gitti mi benim? Yerden yürüyebiliyoruz. Sanırım sağ alttaki dönen zımbırtı save oluyor. 3 yıldız bizimle birlikte, yıldızlar bizimle kalıyor. Yavaş yavaş öğreniyoruz oyunun bize ne vermeye çalıştığını. Elin üstündeydik. Ondan bir anı oldu galiba. Aslında kafan güzelken oynayacağım bu oyunu. Evet.
Kırmızı diye bir başarı kazandık. Hızlıca çıkıyoruz merdivenleri ama. Ne işe yarıyor acaba? O bir Hint galiba. 2 yıldız bir yere girecek falan. Oo, bayağı yıldıza ihtiyacımız var. Buraya gidemedik. Burada bir şey var mı aşağıda? Hacı ama yani yukarılara falan çıkabilir miydim yani bir denemedim falan. Duracak mı? Galiba durmayacak. Şey güzel bir şey anlatıyor oyun. Eyvallah ama ben yani girişini bilmeden mi bana şu anda şey geliyor? Bilemiyorum ama. Yani hacı ne yapıyorum tribine girdim inceden. Hacı ne yapıyoruz? Ama 12 dakikadır ne yaptığımızı çözemedik yani. Tam yıldızları anladık. Yıldızlar bize yol gösteriyor tamam ama geri dönüş şeyi yok. Dümdüz gidiyorum yani. İlla ki bir yere çıkartacak demek ki bizi yani her yol. O kadarını planlamışlardır yani. Müthiş bir övgü almış çünkü oyun. Poz mu veriyoruz alalım? Alalım yani pozu. Ya genelde oyunlar sağa doğru gidilerek oynanır hani. Baktığın zaman ama ben bir şeyleri must olarak çözmek zorundaysam bana bir yön vermen lazım diye düşünüyorum. Ya mesela ben bu sola gitmeyebilirdim yani. Ve burada sola gitmediğimi de hatırlamayabilirdim. Bu kadar övülen oyun eminim bu kadar değildir ya. Abi sadece dümdüz gidiyorum şu anda. İnanılmaz yani parmağım yoruldu.
Bir şey diyor, harita falan var mı diye baktım da. Something bad happened. Bir şeyler kötü gitti. Okay. Okay, yıldız. Hala dümdüz yürüyorum abi, inanılmaz. Mesela ikinci yıldızı bulmam lazım. Az önce üç tane yıldızları. Biraz sıkmaya başladım. Hızlı koşma yok, ateş etme yok. Bir şey yapacağız ama ne? Okey, ikinci yıldızı aldık. Peki abi. Birisi söyleyebilir mi? Ne yapıyorum ben? Geri dönecek miyim acaba oraya? Yürüyor lan bu şey. Bir saniye arkadaşlar, babam arıyor. Şöyle bir pause yapıyorum. Yepyepi tekrardan geldim. Ya sizce böyle anlık bir şey oluyor ama ben tekrardan geldim işte. Babam geldi de 2 dakika bir. Onunla sohbet ettim. Evet, devam ediyoruz. Bir kadınımız var. Bir kadın karakteriz. Ne yaptığımızı pek de anlamadık. Yıldızlardan kendimize yol açıyoruz. Kötü bir şey yaşandı. İç dünyamız olabilir bu. Gerçek dünyamız da olabilir bu. Böyle utopik bir dünya yaratmış olabilirler. Şu yıldızı alamıyorum. Bir daha oraya da zıplayamıyorum.
Sanki böyle yıkılacak gibi bir havası var ama yıkılmıyor bir türlü nedense. Beş kere üst üste zıplayacağım ve yıkılmazsa devam edeceğim yoluma. Gergin müzikle biraz şey. 1, 2, 3, 4, 5. Yok abi yıkılmıyor. Belki bir şey edineceğim ilerle. Hani bilmiyorum da. Hiç izlemedim de biliyor musunuz aslında? Okey. Bak şimdi onu alabilirim mesela. Ama şeyi söylemeye çalışıyorum. Mesela bunu almalı mıyım bilgisi yok. Yapmalı mıydım bu hareketi? Yoksa sağa doğru gitmeye devam mı etmeliydim yani? Tamam, burada küp olmayı öğrendik. Burası galiba iç dünyamız bizim. Şimdi bak. Burası oynuyor ama devam etmeli miyim? Yani geride bir şey kaçıracağım. Yani acaba orası gizli yer mi? Ana yol mu? Gidip kıracağım orayı. Belki de oyun böyle. Sankim bir bok yedim.
Ne oluyor abi? Okey. Kesinlikle iç dünyamız ama onu söyleyebilirim. Bir yıldız daha bulmam lazım. Herhalde tamam diye düşünüyorum.
Az çok anlıyorsun artık ne yapmayacağını da. Neyi yapman gerekip neyi yapman gerekmediğini tam anlamıyorum. Böyle acele etmekten. Onu kırıp onu ampulünden yukarı çıkmasını sağladık. Ben ama oradaki... Tam hizada falan atlamak lazım galiba. Yani dört ettik yıldızları. Bir yıldız alacağız büyük ihtimalle. Okay. O kargalar uçuşuyor galiba şeydi. İpucu. Teşekkür ederiz. O bize yolu açtı orada. Biz de gittik yıldızımızı aldık. Gene acele ettim. Aa. Thank you.
Onlar bir zahmet geri gelsin. Büyük bir saat var burada. Yel değirmeni, saat, mekanizma. Hani aklınıza ne geliyorsa. Anladığım kadarıyla sadece bunu yapmam yeterli değil burası için. Peki ya ne? Ayağım uyuştu. Hocam ne yapacağız? Fikri olan? Aşağı inme yok ya. Biz buradan nasıl indik? Oradan niye inemiyoruz? Geri döneceğim, dönemiyorum ya. Kesin bir şey alıyoruz geride. Bak şimdi. Ha tamam. Allah Allah. Vallahi kopya çekeceğim, ben bilemedim. Şuradan aşağı inmem lazım benim. Geri döneceğim. Okey, anladım. Burada henüz eksiyiz. Ama şuradan aşağı inemiyorum. Bak şuradan, şuradan. Geldim yerden. Abi bak, az önce indin merdivenlerden. Anlamadım, bir yerleri falan mı kıracağız? Bak şuradan inebiliyor.
Ama şuradan yine biliyorsun peki. Bak buradan da inemiyor ya. Abi aşağı doğru çektiriyorum kolu. Aşağı işe yaramıyor. Ben bakacağım. Sorry. Evet. Baktım ve çok salakçaymış. Şu an onu öğrendim. Şu. Evet arkadaşlar bu. Ama... Ya dediğim gibi yani bilememişim resmen. Üzgünüm. Biraz yorulmuş olabilirim. Bugün bir nebze böyle bir kayıt yaptım. Sadece buraya baktım. Sanırım buradan atlayacağız. Yani güzelmiş de dediğim gibi çok ince böyle yani. Öyle oyunculuk şeyim oldu yani. Tecrübesizliğim oldu. İşte yıllar boyunca sadece bir tek oyun oynarsanız böyle oluyor arkadaşlar. O yüzden oynamayın. Önünüze gelen her oyunu oynayın abi. Tecrübeniz olsun. Güzel oluyor. Yok işte WoW oyunların şahıdır. Yok işte Valorant tek gerçek, yok işte League of Legends oynamayan oyun oynayamıyordur falan. Hiç düşünmeyin abi, bak böyle şeyleri atlayabiliyorsunuz yani. Gerçekten güzel oyunlar bu arada yani. Ben bu oyunu şu an sevdim mesela. Biraz böyle ilk bir 10-15 dakika ne olduğunu anlamıyordum. Şu an böyle bir ince akmaya başladı gibi. Yeşil diye bir başarı elde ettik. Şu an kendi gidiyor. Ama o dediğim gibi o şeye bir tık gıcık oldum ya. Bak buraya tamamen şans eseri geldim abi. İlk baştaki yer mi burası?
Değil mi? Değil mi? İlk baştaki yer burası. Geri dönmek isteyebileceğim dediğim yer. Aslan. Parmağım yoruldu yalnız sabit çekmekten. Tarafa gidecektim. Tamamen manipüle edildim şu anda. Biraz hızlı koşar mısın? Biz öyle fazla vakti olan diğer yayıncı oyunculardan değiliz ya. Kardeş hadi. Hep bu tarafa gideceğim. Anasını satayım. Şuradan bir şey çıkar mı? Şundan. Çıkmam. Okay. Selamun aleyküm. Bak o şey güzeldi. İşte bulmaca çözüyoruz, mekaniklere falan bakıyoruz falan. Sonra gene şu anda uzun bir yürüme yolculuğunda tutulduk. Ha bitiyormuş bir yerde, hayret. Düşeceğim lan aşağı. Ha elma düşürdük 7.
Afiyet olsun lan. Dottik. Gel lan. Kerhaneci birlikte gidelim. Elmaları mı düşüreceğiz burada adama? Adama yalnız. Yeterince elma düşününce herhalde arkadaş olduk onunla. Bu mekanik güzel bak. Tatlış. Yukarıda elma falan var. Ha, benim hareketlerim mimikliyor bir daha. Güzel olmuş lan. Bıraktın biz acaba? Hmm.
İki yıldız lazım bize. Dur bakalım, şuraya doğru bir gidelim yani. Bilmiyorum nereye çıkacak da, kapalı mı? Zıplamamla değişiyor. Sonunda sonu geldi mi dünyanın? Sonunda. Hala gidebileceğimi falan düşünüyordum. Güzel. Güzel güzel. Şimdi bir yıldızımız oldu. Muhtemel bir yıldızı da bu taraftan bulacağız. Yine birileri var. Böyle bu arada, evet, soda da içtim. Yediğim yemek şeyler midemde patlıyor. Sorry. Acaba nereye gidiyorum? Aa! Senin ailen mi bunlar? Hepsi oturmuş beni izliyor. Aa, direkt yıldız verdi bize. Aa, teşekkür ederiz. Elmaladığımız için onu direkt yıldız verdi bize. Ya elma, elma. 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 Bu sefer kare oluyor. İki kere kare falan.
double jump aldık. No. Bu oyunların şeyidir zaten bu arada vazgeçilmezdir yani bir skill artı double jump. Şu kuşlardan yapacağız galiba bu arada. Duble jump, duble jump, duble jump. Bu kuşların üzerine doğru uçup böyle A'ya basacağım sonra. Zıplayabilirim zannettim orayı. Fuck me. Fuck me, beceremem mi iş?
Yay. İyiydik ya. Moral bozdurduk bu heykel yani resmen. Değişik kuş attı bizi. Sanırım bilinçaltımızın görmemizi istemediği bir yere doğru gidiyoruz. Yani öyle olduğunu şey yaptım şu anda. Okay. Hadi be. Kuşun yardımıyla gittik bu sefer. Güzel olmuş. Şu an bak bir saat sonra oynamaya başladıktan tam bir saat sonra acayip keyif almaya başladım şu an. Hadi be.
Geç kaldım zıplamak için. O melankoli şarkı bitti. Ezan başladı onun yerine arkada. Bu da dediğim gibi yani bilinçaltımızın bence görmemizi istemediği yerlerden biriydi ama üstesinden geldik bence. Yani bizimle bir olacak. Yani melankoli şarkı bitti ama daha beter bir yere gidiyormuşuz hissiyatı var şu an bende. Resmen boss yendik yani şeyde. Ama dediğim gibi bilinçaltımızın üstesinden geleceğiz diye bir şey olacaktı mutlaka yani. O kuşla alakalı. Gene gidiyoruz Allah'a doğru. Deh deh düldül deh deh düldül. Sen düldülsün ben bülbül. Hadi oğlum ya. Şuraları böyle bir tık daha... Kendimizi mi tamamlıyoruz biz? Bana mı öyle geliyor şu anda? Maviye geldik diye sanırım. Şimdi bitireceğiz. Çok abartmamak için. Aynen Blue bölümüne geldik arkadaşlar.
Şimdi şöyle yapacağız. Çıkacağım. Yani yeter. Bir saat. Yani devam etsem bile bir saatlik ayrı bir bölüm çekeceğim. Şöyle bir özetleyeyim. Eda dışarıda köpekleri havlatıyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz da. Arkadaşlar oyun uygun fiyatlı. Başta biraz sıkıcı gelebilir ama daha sonra bir şey anlatmaya çalışıyor size. Ve hani bir hanım kız karakterden dolayı hanım kızımız olduğunu düşünüyorum. Bizim oyuncunun iç dünyasındaki işte çeşitli çalışmaları, iyilikleri, kötülükleri falan aktarıyor. Değişik bir şekilde aktarıyor. Böyle hoş, sakin kafa izlenebilir, oynanabilir. Hem böyle nasıl söyleyeyim bir video tadında hem de kontrolün sizde olduğu, hareketin ve aksiyonun sizde olduğu. Sakin, güzel bir oyun. Bence oynanır abi. Ben oynayacağım yani. Tavsiye de ediyorum. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.